Elden Ring, hikayesi anlamak için dikkat ve ilgi isteyen bir oyun. Önceki From Software oyunları gibi. Eğer oyunu oynadıktan sonra hikayesini anlamadıysanız ya da merak ediyorsanız bu video sizin için. Ama eğer daha çok teori ya da derin lore hakkında bir video arıyorsanız biraz eksik kalabilir. Frenzied Flame, Glowmite, Queen, ejderhalar ya da Crucible gibi konular bu videoda fazla spekülasyon içerdiği için yok. Yerine daha kesin ve hikaye gibi anlatılabilecek olan olaylar var. Ama bunların da kronolojik olarak yerleri doğru olmayabilir. Eğer daha çok Elden Ring videosu istiyorsanız konusunu veya türünü yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi seyirler. Hikayemiz Elden Ring'in kendisiyle başlıyor. Elden Ring, rünlerden oluşan bir güç kaynağı ve uzun zaman önce Greater Will tarafından Lands Between'e gönderildi. Greater Will, tüm evrenin üzerinde bulunan bir varlık. Ama ne kadar güçlü olsa da hikayenin sahibi o değil. Elden Ring'i taşıması için seçtiği ve Tanrı'ya dönüştürdüğü Marika'nın. Bir Numen olan Marika, Two Fingers tarafından Empyrean olarak seçildi. Empyrean'lar, Tanrı olmak için seçilen bireyler. Her birine kendi Shadowbound Beast'i veriliyor. Marika'ya verilen Beast ise üvey kardeşi Maliket. Lands Between'de tanrılar kendilerine eş seçiyorlar. Marika'nın seçimi ise Horalu adlı savaşçı. Horalu, Lands Between'de bulunan en güçlü savaşçı. Ama bir lord olmak için savaş arzusunu dindirmeli. Bu yüzden Beast'lerin lordu Serosh'u sırtına, eline de baltasını aldı ve ilk Elden Lord Godfrey'e dönüştü. Marika ve Godfrey'nin ilk hedefi kuzeydeki dağların tepeleri. Demirciliği bulan devlerin ocaklarındaki ateş, Marika'yı tehdit edebilen tek şey. Savaşçılarını ve ordularını toplayan Godfrey, tepedeki devlere saldırdı. Bu savaş sırasında devlerin soyundan gelen troller taraf değiştirdi. Ve Elden Ring orduları trollerle birlikte devlerin biri hariç hepsini katletti. Hark, brave warriors. Hark, my lord Godfrey. We commend your deeds. Guidance hath delivered ye through each ordeal to the place ye stand. Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin, an epoch glistening with life. Brandish the Elden Ring for the age of the Erdtree. Son ateş devi ise ateşin sönmeyeceğini anlayan Marika tarafından sonsuza dek ateşe bakmaya lanetlendi. Marika'nın karşısında duran tek tehdit de yok olduktan sonra Erdtree çığı başladı. Marika ilk olarak Elden Ring'in içerisinden ölüm rününü çıkardı ve kılıcına saklaması için Malikete verdi. Ölüm rününün çıkarılmasıyla altın düzen ortaya çıktı. Kimse ölmüyor ve Erdtree'nin köklerine gömülüp tekrar doğuyorlar. The Erdtree governs all. The choice is thine. Become one with the order or divest thyself of it. To wallow at the fringes. A powerless upstart. Erdtree ise kökleri derin, her yerden görülebilen bir ağaç. Bu çağın başı aynı zamanda bolluk çağı olarak da geçiyor. Marika bireysel olarak halkı kutsuyor, Erdtree'yi güneş kadar ısıtıyor ve dallarından kutsal çiğ yakıyor. Ama bu çağ aynı zamanda savaşların çağı. Çünkü tüm Lands Between Erdtree'ye karşı. Marika ve Godfrey birlikteliğinden altın soy ortaya çıktı. İlk yarı tanrılar Godfrey ve çocukları. İsimlerini bildiğimiz 3 çocuğu var. Altın Godwin ve lanetli ikizler. Morgoth ve Mog, Crucible lanetiyle doğdu. Yani vücutları hayatın ilkel özellikleriyle kaplı. Boynuzlar, kanatlar ve kuyruk gibi. Crucible eskiden kutsal kabul edilse de Erdtree'nin çağıyla birlikte kusur olarak görünmeye başlandı. Bu yüzden Mog ve Morgoth, Leyndell'in lağımlarına zincirlendi. Godfrey ise Erdtree'nin düşmanlarına karşı güneye doğru bir sefere çıktı. Stormlord'u yenen Godfrey, Stormveil Kalesi'ni bölgeye inşa etti. Seferinin sonunda ise Morn Kalesi'ndeki yalnız kahramanı öldürdü. Marika da bu süre içerisinde altın düzeni irdelemeye başlamıştı. I declare my intent to search the depths of the Golden Order through understanding of the proper way. Our faith, our grace is increased. Those blissful early days of blind belief are long past. My comrades, why must ye falter? Lyurnia'da bulunan Raya Lucaria Akademisi de Erdtree'nin karşısındaydı. Kuzeydeki dağlarda yaşayan astrologların kurduğu bir büyü okulu. Bu okulun başında da Dolunay'ın kraliçesi Renala var. Renala öğrenciyken karşılaştığı ay ile tüm akademiyi etkiliyor ve kısa süre içerisinde başına geçiyor. Böylece Karya ailesini kuruyor. İlk Elden Lord seferini sürdürürken altın düzenin tarafında yeni bir kahraman belirdi. Kızıl saçlı Radagon. Radagon altın ordusuyla Raya Lucaria Akademisi'ne saldırdı. Birinci Lyurnia Savaşı'ndan sonuç alınamadı.
Renala sayıları 20'yi geçmeyen Karya Şövalyesi'yle Radagon'u durdurmayı başarmıştı. İkinci Lyonia Savaşı ise beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Radagon ve Renala'nın evliliğiyle. Sözler Kilisesi'nde tövbe eden Radagon, Kerin ailesine katıldı ve Renala'ya Elden Ring'den bir büyük rün verdi. Çiftin 3 tane çocuğu oldu. Rykard, Radan ve Empyrean Rani. İlk Elden Lord Godfrey, Morn Kalesi'nde son düşmanı yendiğinde gözlerindeki altın ışık söndü. My lord and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Marika tarafından kovulan Godfrey ve savaşçıları Lands Between'i terk etti ve lekelenmiş anlamına gelen Tarnished adını aldılar. Tarnished başka bir diyarda Long March isimli savaşa katıldı ve sonunda Godfrey kral ünvanını bırakarak tekrar Horaloo adını aldı. Godfrey ayrıldıktan sonra Marika eşsiz kalmıştı ve kimsenin anlayamadığı bir nedenle Renala'nın eşi Radagon ayrılıp Marika'ya katıldı. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside. And moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord? Durumun karşısında Renala hastalanmıştı ve akıl sağlığını kaybetti. Bu zayıflığı gören akademi ise kraliçeyi kilitleyip Karya ailesine savaş açtı. The great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her. And then, when the academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. Altın Düzen'in yeni birlikteliğinden Empyrean ikizler Mikaela ve Melania doğdu. Ancak iki kardeş de dünyaya hastalıklı gelmişti. Melania, Scarlet Rot isimli küf hastalığıyla birlikte doğdu ve yavaş yavaş uzuvlarını kaybetmeye başladı. Mikaela sonsuz gençlikle lanetli. Fiziksel olarak büyüyemiyor. Mikaela ikizinin hastalığına tedavi ararken Altın Düzen'in işe yaramadığını fark etti ve saf altını buldu. Saf altın tanrıların müdahalesini engelleyen bir madde. Ve Melania'yı kurtaramasa da çürümeyi yavaşlatmayı başarmıştı. Altın Düzen'i terk eden Mikaela ve Melania, Helic Tree oluşturdu. Helic Tree, tohum halinden itibaren Mikaela'nın kanıyla sulanmış bir küçük Earth Tree. Ağaç, ezilmişlere ve zayıflara barınak görevi görse de, Mikaela'nın amacı Melania'nın hastalığını çözmek. Ve büyümesi için kendini bir kozada ağacın içine yerleştirdi. Radagon ve Renala'dan olan Radan ise, atı Lennard'a binebilmek için Celia şehrine gidip yerçekimi sihrini öğrenmeye başlamıştı. Celia'nın başına yıldızlar tarafından bir felaket geleceğini öğrenen Radan, yıldızları gökyüzünde tuttu ve Star Scourge ünvanını aldı. Elden Lord Radagon'un zamanında son bir savaş daha yaşanmıştı. Ejderhalar Leyndel'e saldırdı. En büyük ejderha Grandsax bu savaşta düştü ve Godwin'in sayesinde ejderhalar püskürtüldü. En sona kalan ve Godwin tarafından alt edilen Fortisax ve Godwin'in arkadaşlarıyla birlikte Leyndel'de ejderha kültü ortaya çıktı. Earthtree çağının sonlarına doğru Renala ve Radagon'un kızı Rani planlarını yapmaya başladı. Greater Will tarafından yerin altına sürülen Nox ile anlaştı ve Malekith'in kılıcından ölüm rününü çalarak siyah hançerleri oluşturdu. Ve bir gece Nox'un suikastçileri Marika'nın yarı tanrılarına suikastler düzenledi. Bunlardan ilki de Marika ve Godfrey'nin oğlu Altın Godwin. Suikastçiler Godwin'in sırtına lanet izini çizerken Rani de kendi sırtına çizdi. Ve Godwin'in sadece ruhu, Rani'nin ise sadece vücudu öldü. Böylece Rani, Empyrean etinden kurtularak ruhunu bir taş bebeğe koydu. Siyah hançerler ismini bilmediğimiz birkaç yarı tanrıyı da öldürdükten sonra Malekith kılıcındaki ölüm rününü kendi etine mühürledi. Olayın ardından Godwin gerçek bir ölüm yaşayabilsin diye Earthtree'nin köklerine gömülmüştü. Ancak zamanla bunun büyük bir hata olduğu ortaya çıktı. Godwin'in ruhsuz vücudu kendini Lands Between'e yaymaya başladı ve böylece ölümde yaşayanlar ortaya çıktı. Earthtree çağı Marika Elden Ring'i parçaladığında sona erdi ve Marika Greater Will tarafından Earthtree'ye hapsedildi. Elden Ring'in parçaları rünler olarak Lands Between'e yayıldı ve büyük olanları yarı tanrılar sahiplendi. Yarı tanrılar birlik olmaya çalışıp Marika'nın yerine birini seçmeye çalışsalar da sonuç alınamadı ve parçalanma savaşı başladı. Raya Lucaria Akademisi savaşa karışmayacağını söyleyerek kapılarını kapattı. Renala'nın çocuğu Rykard ise Elden Ring'e karşı gelerek Gelmir Dağı'nda kendini Yüce Yılan'a yedirdi.
ve bir küçük Earth'i yakarak Greaterville'e karşı çıktı. Rykard zamanla dev bir yılana dönüştü ve savaş boyunca çeşitli savaşçıları yedi ya da yakaladıkları üzerinde deneyler yaparak canavarlar oluşturdu. Savaşın ilk çarpışmalarından biri altın soydan olan Godefroy'un Leyndere saldırısıyla başlıyor. Godefroy'un saldırısı başarısız oluyor ve Ever Jail hapsediliyor. Yakın bir akrabası olan Godric ise kadın kıyafetlerini giyip Leyndere'den kaçtı. Godric yanına savaştan kaçan askerleri de alarak Stormwind Kalesi'nde Radan'dan saklandı ve karşısına gelen savaşçıların uzuvlarını vücuduna eklemeye başladı. Parçalanmanın etkisiyle Morgoth ve Mog özgürlüklerini kazandı. Morgoth yıllarca lağımlarda yaşasa da Earthtree'ye bağlılığını kaybetmemiş ve Leyndell'i saklı kralı olarak korumaya başlıyor. Mog ise derinlerde şekilsiz anne ile karşılaştı ve kendi lanetli kanına aşık oldu. Ardından yerin altında antik bir medeniyetin kalıntılarına kendi hanedanını kurmak için yerleşti. Leyndell ikinci kere saldırıya uğradığında Fel Omen tarafından savunuldu. Bu da aslında Leyndell'in kralı Morgoth'tu. İki kez savunma yapan Leyndell tek hareketini Gelmir Dağı'na saldırarak gerçekleştirdi. Ancak bu çarpışmanın kazananı olmadı. Malenia, Klinroth şövalyeleriyle güneye doğru seferine başladı. Stormwind'den geçerken kendisine hakaret eden Godric'i yendi ve yalvarmasının ardından ona merhamet gösterdi. Haelic Tree'den başlayan sefer Caelid'de son buldu. Radan ve ordusunun bulunduğu yer. Savaşın en güçlü iki yarı tanrısının çarpışmasında iki tarafta kilitlenmişti. Ta ki Scarlet Aeon'u açana kadar. Malenia'nın içindeki çürük Caelid'i kapladı ve Radan'ı zehirledi. Bölgede yaşam bozuldu ve tamamen Scarlet Rot tarafından işgal edildi. Radan ise içindeki zehirin etkisiyle bilincini yavaş yavaş kaybetti. Artık sadece savaş alanında dolaşarak cesetleri yiyor. Klinroth şövalyelerinden biri zayıf düşmüş Malenia'yı aldı ve Haelic Tree'ye geri taşıdı. Ancak Malenia geri döndüğünde ağaçta bir şey eksikti. Mog savaş sırasında Mikela'yı çalmıştı. Mikela'nın kozası artık Mog'un kanıyla besleniyor. Belki bir gün Mikela büyüyüp tanrıya dönüşür ve Mog onun eşi olur diye. Hear me, demigods. My children beloved, make of thyselves that which ye desire. Be it a lord, be it a god, but should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Parçalanma savaşının sonucunda galip yani Elden Lord seçilemedi ve son çare olarak sürgün edilenler geri çağrıldı. Then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between. Wage war and brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. Elden Ring, oh Elden Ring, be ready once it is shattered. Seek the Elden Ring, oh tarnished, across the sea of fog to the lands between. Become Lord. Enact thy will. Sürgün edilen Tarnished geri çağrılıyor ve Lands Between'de güç kazanıp yarı tanrıların rünlerini toplamaya çalışıyorlar. Bazıları White gibi ilerlemeyi başardı. Bazıları ise Rosarika gibi başta yenildi. Ta ki Maiden olmayan bir Tarnished gelene kadar. Bu Tarnished Lands Between'e geldiğinde ona rehberlik edecek Maiden'ın öldürüldüğünü gördü. Ama ona yardım edebilecek Melina isimli bir ruh ortaya çıktı. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Aralarındaki anlaşmaya göre Tarnished Melina'yı Leyndell'e götürecek, Melina da rünleri kullanarak onu güçlendirecekti. Tarnished Leyndell'e girmek için iki rün taşıyıcıyı devirdi ve onların rünlerini ele geçirdi. Earth Tree'nin kapısına geldiğinde hala onu koruyan Omen Kral Morgoth ile karşılaştı. What is thy business with these thrones? Ah, Godric the Golden.
twin prodigies, Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth, last of all kings. Ancak Earthtree'nin girişi dikenler ve köklerle kaplıydı. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Earthtree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Earthtree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Earthtree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Tarnished tekrar yola çıktı ve dağın tepesinde son devi de öldürdü. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? You shall burn. Burn for the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye.
Kendini uçan bir şehrin kalıntılarında bulan Tarnished ilerledi. Ta ki hedefi olan ölüm rününü bulana kadar. The rune of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. It is then. You'll be Elden Lord yet. Şimdi külle kaplı Leyndell'den son kez geçti ve son kez Örtri'ye çıktı. Bu sefer kapısında başka biri vardı. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Hmm.
service, Sirosh. Given thee courtesy enough. Now I fight as Horaloo. İki maceranın ardından Tarnished artık Earthtree'ye girebilir ve Elden Lord olabilirdi. Ama içeride onu bekleyen tek kişi Marika değildi.
The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture. Tarnished sonunda Elden Ring'i tamir etti ve Lord olmayı başardı. Tabii eğer istediğiniz buysa.